İstanbul Emniyetine bağlı çocuk şube ekipleri İstanbul merkezli 12 ilde hacker operasyonu düzenlediler. İnternetten vatandaşın kimlik bilgilerini kopyalayıp milyonlarca liralık vurgun yapan ve aralarında çocukların da bulunduğu çete çökertildi. Bu operasyonun detaylarını alacağız. Muhabir arkadaşım Ramazan Almaçayır bizi bekleyen isim. Ramazan, günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir operasyonun detayları, seni dinleyelim. Günaydın Cansın Elvacı. İstanbul Emniyetine bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 3 aydır devam ettirdikleri teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine bugün bastılar. İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı bir operasyondu. 59 şüpheli şahısla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltı kararı uygulandı. Bugün itibariyle de ev ve iş yerlerindeki aramalarda hali hazırda devam ediyor. Vatandaşların e-devlet üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından bilgilerini kopyalayan aralarında hackerların da bulunduğu şüphelilere yönelik bir operasyondu. Kimlik bilgilerinin ele geçirilen vatandaşlar aslında neye uğradıklarında şaşırıyordu. Yazılımcıların da bulunduğu şüpheliler vatandaşların kimlik bilgilerini elde ettikten sonra üzerlerine sahte kimlik çıkartıp üzerlerine kendi fotoğraflarını paylaşıyorlardı. İnternet üzerinden ve Gmail hesaplarına girdikleri mağdurların siparişlerini de takip altına aldıkları tespit edildi. Yani bir vatandaş kargoya ya da PTT'ye bir kargo verdiğinde kendisine gelmesi gereken ürün bu şüphelilere gidiyordu. Şüpheli sahte kimlikle kendi fotoğrafını gösterdikten sonra o ürünü alıp daha düşük bir rakama satıyordu. Büyük bir vurgun olduğunu belirtelim. Yaklaşık 4 milyon liralık bir vurgun olduğu tespit edildi. 136 olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerle ilgili 388 vatandaşın da mağdur olduğu tespit edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu başarılı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerle ifade işlemlerine başlanılacak. Adreslerdeki aramalarsa hala devam ediyor diyelim.